1972'de İstanbul'a gittim. Evim burada, çoluk çocuk burada. Ben de İstanbul'da bir odada, küçük bir odada gurbet çekiyorum. Ve bu sözler Karacaoğlan çok güzel şeyler söylemiş. Bu şeyi okuyunca tam benimle ilişkili olduğu için evvela bir uzun hava yaptım. Bir arkadaş dedi ki ya bunu ben okuyayım dedi. Yok dedim ben bunu türkü yapacağım dedi. Ve o arkadaş da Musa Eroğlu olmasın? Yok, Musa Eroğlu'yla çok sonra tanıştım. Daha o zaman yok. Şey, adını sen getir. Bağlama çalar diye Kırıkkale'li oğlanın adı. Hemen abdest aldım, iki rekat namaz kıldım. Sonra türküyü okudum, bantını aldım eve gittim, yanımda bir arkadaşım vardı, Nevzat isminde. O da babasının adını unutuyorum ben. Babası çünkü mahalli sanatçı değil. Dinledi dedi ki, la oğlum dedi, bunu nereden çaldın dedi. Eyvallah. Ben de dedim ki, la ne çalması bu türkü, benim bestem dedi. Uzat elini dedi, uzattım, elimi öptü. Lan ne yapıyorsun dedi. Çünkü aynı yaşta. Lan bu bilek öpülür lan dedi. Ve... Anlıyormuş yani, anlayan biri yani. Evet. Abi o da bağlamacı yani. Yani her bağlama çalan bilir mi onun kıymetini, yok, değil abi, mi? Dinleyince dedi ki, lan bunu nereden çaldın oğlum dedi. Ben de dedim, lan ben bunu kendim yaptım değil mi? Neyin sazımla beraber çaldın abi, diyemedi. Ben kaval çaldığım için, evvel abi. Buna bir şey edemedi. Yani çünkü sahnelerde beraber çalışıyoruz. Ben kaval çalıyorum, o bağlama çalıyor. Ve bu türküyü o zaman şey yaptım, okudum. Türkü benden başka herkesten isim yaptı. Ben de plak okudum. Ama benim okuduğum plakta ismini ben koydum ya. Ben ismini dedim. Bağrıma basarım taşlar, akıttım gözümden yaşlar. Herkes bir yiğit gurbete gitse dedi, benimki hiç kimse bakmadı bile. Çünkü isimle olarak dinlemeyince benim plak satmadı. İyi ki satmamış. Dinliyoruz beraber, hep beraber. Oh,